Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir maske denemesi yapacağız. Benim en sevdiğim kategori bu maske denemeleri. Bu Skin Food markasının Javier maskesini deneyeceğiz. Eğer merak ediyorsanız izlemeye geçebilirsiniz. Evet, şimdi öncelikle maskeden bahsetmek istiyorum. Bu Skin Food markasının Javier maskesi. Ben bunu Rossmann'dan almıştım ama fark ettim ki sonra da Watsons'ta da var. Belki Gratis'te de vardır ama oraya bakmadım. Watsons'ın online sitesinde vardı. Şimdi maskeden bahsetmek istiyorum. Açıklaması içindeki Javier formülü sayesinde cildinizi derinlemesine, beslemesine ve nemlendirmesine yardımcı olur diyor. Benim de şu an çok fazla neme ihtiyacım var. O yüzden iyi bir deneme olacak benim için. Şöyle kağıt bir maske olduğunu düşünmüyorum çünkü içi çok ince, yani baya böyle sanki hareket ediyor gibi bir şey içinde. O yüzden bir fırça getirmiştim yanımda. Ama sanırım arkasına yazdığına göre tüm yüze yerleştirin falan diyor. O yüzden büyük ihtimal kağıt bir maskedir. Bu benim için iyi oldu. Fırça kullanmam gerekmeyecek. Şimdi hep birlikte açıyorum maskeyi. Evet, kağıt bir maske çıkıyor içinden. Ve akıyor. Hemen gözlüğümü çıkartıp yerleştireyim. Böyle ıslatılmış peçete gibi aynı. Ama hissi güzel yani. Bayağı yüzüme oturduğum zaman hissini beğendim. Her zamanki gibi yüzüme büyük geldi. Bütün maskelerde olduğu gibi. Şimdi bakalım kaç dakika bekleyecekmişiz. 10-20 dakika arasında bekleyecekmişiz. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi 20 dakika geçti. Maskeyi yüzümden çıkartacağım. Maskenin de zaten ıslaklığı gitti tamamen. Çıkartıyorum. Evet, resmen böyle kurumuş bir peçete gibi olmuş. Hemen kalanı cildimdekinin emilmesini sağlıyorum şöyle ellerimle. Biliyor musunuz bilmiyorum ama cildim kızarmış yani. Şuralarım, burnum falan çok kızarmış. Neden olduğunu anlamadım ama acaba alerjim mi var Javier'a? Hemen ilk izlenimimi paylaşmak istiyorum. Cildim kızarmış, kesinlikle onu söyleyebilirim. Çünkü yakından baktığım zaman da bayağı bir kızarık gözüküyor cildim. Ama nem konusunda gayet iyi. Yani cildim çok kuruydu çünkü. Önceden bir temizleme yaptı. Bu Garnier'in üçü bir aradasıyla birlikte peeling yapmıştım yüzüme. O peelingi yaptıktan sonra cildim çok fazla kuruyor. Hemen bir neme ihtiyacı oluyor. O yüzden de hemen ben bu maskeyi uygulamak istedim. Şimdi o neme ihtiyacı kesinlikle karşılanmış görüyorum cildimde. Çünkü bayağı güzel böyle bir neme doymuş. Yani o şeylik, kuruluk falan tamamen gitmiş. Özellikle alnım çok fazla çekmiş maskeyi. Her maskede olduğu gibi. Alnım benim çok fazla neme ihtiyaç duyuyor sanırım. Bence bu maske sadece nem maskesi olarak kullanılabilir. Çünkü cildimde ne bir parlama, ne bir böyle ışıltı falan hiçbir şey yok. Sadece böyle cildim neme doymuş tamamen. Onu hissettiriyor bayağı maske yalnız. Ama böyle Garnier'in nem lambası maskeleri gibi düşünmeyin sakın. Çünkü onlar bir parlaklık, bir ışıltı da veriyor cilde ve makyaj öncesi hazırlıyor. Ama bunun makyaj öncesi hazırlama gibi bir vade olacağını düşünmüyorum. Çünkü yine biraz yapış yapış kaldı suratımda. Ama hiç sıkıntı değil çünkü gittikçe azalıyor o yapışkanlık hissi. Makyaj yapmayacağım için benim için pek sıkıntı değil makyajı hazırlaması. Ama çok beğendim. Çok güzel neme doyurdu cildimi. Evet, sizinle son olarak maske hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Maske gerçekten çok güzel neme doygunluk sağladı cildime. Eğer cildinizde neme ihtiyacınız varsa ve böyle değişik markalardan denemeyi seviyorsanız mutlaka öneririm. Hatta şu ana kadar denediğim en güzel nem maskesi diyebilirim. Çünkü Garnier nem bombasıydı benim en sevdiğim nem maskesi. Ama bunu daha çok beğendim. Çünkü cildimi daha çok neme doyurdu ve sağlıklı gösteriyor yani cildimi gerçekten. Çünkü şu an birkaç gündür hastayım. O yüzden hem stres var hem yorgunluk var cildimde. Çok güzel neme doygunluk sağladı ve o yapışkanlık hissi de hemen 1-2 dakika içerisinde geçti. Çok hoşuma gitti maske. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.